Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 69. programını tertip ediyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz tarihçi Hacer Karabağ. Kendisiyle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Bursa'da elektriğin tarihini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. Cihan, başlayalım sohbetimize, buyur. Hocam hoş geldiniz diyeyim ben de. Hoş bulduk. İmparatorluğun ilk başkenti Bursa'da ya da Bursa, elektrikle ilk ne zaman ve nasıl tanışıyor? Siz isterseniz buradan başlayayım bizi anlatmaya. Tamam. İlk aslında 1906 yılında bununla alakalı bir girişim var. Daha çok aslında aydınlatma ve tramvayla alakalıdır bu ilk elektriğin getirilmesi çalışmaları. Fakat hani çok başarılı olmayacak. Daha yerel bazda, daha fabrikaların kendi elektriklerini üretme çabalarından kalacak. Sadece sınırlı düzeyde kalacak. İlk defa hani elektrik fabrikasının kurulması, daha geniş bir kitleye elektriğin üretilmesi ve dağıtılması aslında Cumhuriyet döneminde 1924'te başarılı olabilmiştir. Öncesinde daha kısıtlı. Aslında hani bu elektriğin hikayesine başlarken ben daha öncesinden birazcık daha alıp da bahsetmek istiyorum. Bu konuyla alakalı da Bursa'da elektrik fabrikasının kurulmasıyla alakalı bir kitap da kaleme aldık. Şimdi tarihin şöyle bir özelliği var. Tarihteki aslında olaylara bakarken daha geniş açıdan baktığımızda daha verimli neticeler elde edebiliyoruz. Elektriğin Bursa'ya gelişi aslında bir imtiyazı yabancı şirket tarafından getiriliyor biliyorsunuz. Bir Fransız şirketi ve o dönemde Bursa yerelinde gördüğümüz bu durum aslında Türkiye için, Türkiye genelinde karşılaştığımız bir manzaradır. Yabancı imtiyazı yabancı şirketlerin tahakkümü altındadır. Özellikle kamuya verilen bu hizmetler yabancı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve sonrasında da Cumhuriyet döneminde aslında bunların devam ettiğini ve millileştirme dönemine kadar da devam ettiklerini görmekteyiz. Tabii imtiyazı yabancı şirketlerden bahsederken tabii ben bu kadar konuyu derinleştiriyorum ama bu kadar derinleştireyim mi onu da bilmiyorum. Elektrikle alakalı çalışırken çünkü farklı bir ile de karşılaşmış olduk. Sadece elektrik değil, gaz, su, den hakimiyetini görünce daha da konuyu derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz aslında bunları emperyalizm ve milliyetçilikle beraber ele almak gerekiyor. Çünkü emperyalizmin yeni vasıtalarıdır bu yabancı şirketler, imtiyazlı yabancı şirketler ve ilk sömürgecilik, işte kolonileşme Avrupa'da ve dünyada ortaya çıkan işte İspanyollarla, Portekizlerle başlayan bu süreç daha sonra kendi yeni vasıtalar oluşturacaktır. İşte bu yabancı şirketler o yeni vasıtalardandır. Sömürgecilikle biz emperyalizmi aynı anlamda kullanıyoruz fakat emperyalizm çok daha geniş bir kavram. Toplumların dönüştürülmesi, sömürgeci devletlerin kendi kültürlerini empoze etmesi anlamlarına gelmekte. Ve bunu da işte ki İngilizler ve Fransızlar biliyorsunuz bu konuda çok başarılılar. Bizde de işte bu süreçte zaten elektrik şirketi de ilk Fransız sermayeli olarak kurulacaktır. Bu ticaretle, bu şirketler aracılığıyla bu kültürlerini empoze etme imkanı daha da geliştireceklerdir. Ki bunlarla alakalı hatta Mustafa Sufi'nin, Halil Halid'in ifadeleri vardır. Ki aynı dönem, aynı zamanda aslında Osmanlı dönemi Maliye Nazırı'nın da 1917 bütçe görüşmelerinde şöyle bir ifadesi vardır. Der ki bu devletler bu şirketlerle sermayelerini, sadece sermayelerini getirmiyorlar aslında. Kendi hakimiyetlerini de getirmekteler ama maalesef bu zorunlu bir süreç olarak görülmüştür.
Biliyorsunuz Osmanlı'da 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla başlayan ve dışa açılımı, Osmanlı pazarlarını dışarı açık hale getiren bir süreç başlamıştır. Şevket Pamuk özellikle bu yabancı sermaye ile ilgili dönemlendirme iki döneme ayırır Osmanlı son dönemini. Bir 1854 ile başlayan bir dönemdir. 1888'e 81'e kadar gelen bir süreç. Bildiğiniz üzere ilk dış borçların alınmasıyla beraber akabinde devlet borçlarını ödeyemediğini açıklayacak ve sonrasında da maalesef maliyeye el konulacaktır. Ve ikinci dönem, bu 1881'den sonra başlayan dönem dolaysız, yani doğrudan yabancı sermayenin Osmanlı ülkesine girdiği dönemdir. Ve bu dönem işte daha da açık hale geldiğini görmekteyiz ki bu dolaysız yatırımlarla alakalı, doğrudan yabancı sermayenin Osmanlı ülkesine girmesiyle alakalı yine Şevket Pamuk şöyle bir tespitte bulunur. En yoğun olduğu dönem 1888-1896'dır. Yani Osmanlı maliyesinin ele geçirilmesinden sonra çok daha yoğun bir şekilde ki bunu dönemle alakalı verdiği rakamları ifade etmek isterim. 30 Muharrem milyon sterlinlik. Muharrem denk düşüyor hocam tarihler. Evet, 1881 Muharrem kararnamesiyle devlet zaten Duyun Umumiye Teşkilatı'nın evet, kurulmasıyla o maliyenin ele geçirilmesi söz konusu. İşte bu süreçten sonra yabancı sermayenin çok yoğun bir şekilde Osmanlı ülkesine girdiğini görüyoruz. Dediğim gibi 30 milyon sterlinlik bir yatırım gerçekleştirilmesi söz konusu Osmanlı ülkesindeki tüm 1914'e kadar alırsak, savaş dönemine kadar alırsak tüm yabancı sermayenin %40'ı sadece bu dönemde, 8-9 yıllık dönemde gerçekleşiyor. Tabii bu dönemin bir özelliği de demir yolları. İlk demir yollarıyla gelecekler. Bankacılık, sigortacılık, işte su, gaz, elektrik, bu tür hizmetlerin hepsi yabancı sermayeyle karşılanma yoluna gidecektir. Tabii bununla beraber Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecine baktığımızda tabii Osmanlı sat politikasıyla yavaş yavaş 1914'te biliyorsunuz savaşların şöyle bir özelliği de vardır. Kimi dönüşümleri zorunlu kılar veya kolaylaştırır. Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla bildiğiniz üzere İttihat Terakki kapitülasyonları tek taraflı kaldırırken bu şirketlerle ilgili de bazı düzenlemeler getirmiştir. Yani bu şirketlerin Osmanlı kanunlarına uygun olarak kurulması şeklinde düzenlemeler getirecek ki daha önce bu şirketler aslında tüzel kişilikler olmasına rağmen gerçek kişiler gibi kapitülasyonlardan faydalanabilir hale gelmişlerdir. O Cumhuriyet dönemine geçişte Lozan'la kapitülasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Biliyorsunuz kaldırılıyor fakat 29'a kadar devlet bunlarla alakalı gümrük vergileriyle alakalı düzenleme yapamayacaktır. Ki Türkiye'nin elini kolunu bağlayan bir süreç olacak. Bu dönemde tabii yabancı şirketler Türk ortaklarla yine o Türkiye'ye, Cumhuriyet Türkiye'sine de giriş yapacaklar. Tabii yabancı sermaye de ılımlı bakılmakta bu dönemde, liberal dönemde biliyorsunuz. Ki hatta Ali Fuat Cebesoy'un verdiği rakam der ki 1924 yılı için der 81 tane ecnebi şirketi söz konusudur Türkiye'de. İşte bunların sermayesi de 226 milyonluk bir sermayeden bahseder. Daha sonra devletçilik döneminde bu yabancı şirketlerin işte millileştirildiğini görüyoruz ki Bursa'daki elektrik şirketi de bu dönemde millileştirilecektir 1939 yılında. Millileştirilmede hem evet milli sebepler söz konusu ama bununla beraber bu kamu hizmetleri çok fiyatlandırmada yüksek fiyatlar söz konusu ve özellikle halkçılık temelli bakış açısından halkın daha uygun bir şekilde bu imkanlara ulaşabilmesi için sosyal devlet anlayışıyla
da bu şirketlerin millileştirdiğini görmekteyiz. İşte böylesi bir süreçte elektrik fabrikası karşımıza çıkıyor. Tabii nasıl bir süreç takip ediyor? İlk 1906 yılında dediğim gibi Osmanlı'da bir Bursa Belediyesi nafia vekaletinden böyle bir sözleşmeyle elektrik dağıtımı, tramvayın özellikle işte rayların inşası ve işletilmesiyle alakalı bir imtiyaz alacak, bir sözleşme yapılacak ve kendisi bunu bir başka şirket eliyle de kullanabilecektir. Başka bir şirkete de devredebilecektir belediye ve bu bağlamda 1906 yılında İşkodra eşrafından Mehmet Ali Ağa ile bir sözleşme yapılır. Sözleşmenin içeriğine baktığımızda işte 2 yıl içerisinde şirketin kurulup ve uygulamaya da geçirilmesi lazım. Fakat daha sonra bununla alakalı baktığımızda İşkodra eşrafından olan Mehmet Ali Ağa sözünü yerine getiremeyecek ve sonrasında hikayesine dönecektir. Zaten tramvay bildiğimiz üzere yıllar sonra ancak sembolik bir şekilde gelecektir. Daha sonra 1910'da Kostal bir daha bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmede de İzmirli Jovaniç'le bir sözleşme yapılır. Fakat o da o dönemde feshedilecektir. Çünkü çeşitli işte şeyler karıştırıldığı, ihalenin düzgün yapılmadığı şeklinde ifadelerle bu da feshedilecek. Bir daha tekrar bir ihale açılacak. Hatta herkese açık yapılacak. Fransızca olarak da yapılacaktır. O dönemde de Fransız şirketi, Omnium şirketi, onun delegesi Kostal'a feshedilecek. Bu sefer de milli menfaatlere uygun olmadığı gerekçesiyle feshedilmiştir. Akabinde 1914'te, aslında 13'te başlar, 14'te de bu sefer de Orpidi Mavromatis Efendi, kendisi Galata'da ikamet etmekte. Onunla yapılacak, fakat bu sefer de savaş koşulları dolayısıyla bir türlü uygulamaya geçirilemeyecek. Daha sonra uygulamaya geçirilemediği gerekçesiyle nafia vekaleti bunu da feshediyor. Omnium şirketi temsilcisi Costavlo Deli yapıyor. Tabii bu arada şehrin ihtiyaçları artıyor. bu bağlamda şehrin ihtiyaç bununla yapılması kararlaştırılacak. Elektrik dağıtımının en azından aydınlatma amacıyla kullanılacak. Daha sonra bu da yetersiz kalınca hatta bugünkü valilik civarına, heykelde valilik civarında bir lokomobil daha kurulacak. Çünkü şehrin o dönemdeki en uç noktaları olan Emir Sultan'a ve Çekirge'ye elektrik hatta ulaşamamaktadır. Ve bu şekilde Osmanlı sürecinin ilk şeylerinden görmekteyiz. Dediğim gibi elektrik fabrikasının ilk kurulması 1900 yine Omnium şirketiyle, Kostal Lode ile yapılan sözleşme ile. Fransızların Bursa'yı tercih neden hocam peki? Bu dönemde hani aslında İstanbul merkezliler zaten. Hani pek çok yerde bu bunların faaliyetleri var. Hani özellikle Fransa'nın Bursa'yı tercih etmesiyle alakalı hani bir şeye rastlamadım ama muhtemelen ihaleye çıkılmış olması dolayısıyla tabii kendi pazarlarına yakın olan yerleri de tercih ediyorlar. Yani o dönemde Anadolu'ya baktığımızda İngilizlerin, Fransızların, Almanların kendi nüfuz bölgeleri vardır. Hani demir yolları hatlarıyla beraber nüfuz bölgeleri vardır. Hani bununla da alakalı. Tabii Fransızların daha öncesinde de aslında şöyle de söylemek lazım. Bursa'ya baktığımızda zaten Fransız nüfusunun da bölgede yaşadığını görmekteyiz. Fransa ile özellikle ipek ticareti yapan Fransızların buraya gelip yerleştiklerini, önemli ailelerin oluştuğunu görmekteyiz.
Fransa'nın Lyon kentine ham ipek gönderilmekte. Özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında da bunu gördüğümüz için Fransız konsolosluğu bulunmakta aynı zamanda bu sebeplerin etkili olabileceğini düşünüyorum. Peki hocam, biz şimdi şehrin muhtelif yerlerinde trafolar görüyoruz. Bunların hikayeleri nelerdir? Onlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz bize? İşte bu 1924'te yapılan sözleşme ile bu trafolar kuleli, ilk örnekleri kuleli trafolardır. Hatta ekranda onları isterseniz paylaşayım. Fotoğraflarını paylaşabilir miyiz? Paylaşıyor galiba. Evet, şu an görebiliyoruz. Şu an ben sizin yani, evet, ekranınızı görüyorum. Evet. Şeyi devretmek lazım herhalde, o yüzden. Evet, size. Şöyle söyleyeyim. 12 tane trafo, kuleli trafo yapılacak ilk süreçte. Bunlar şehrin muhtelif yerlerine dağıtılacak. İşte en doğudakiler Demirtaş'ta set başındadır. En batısı da bugünkü Hüdavendigâr Mahallesi'nde olmak üzere. Çekirge'de, farklı Cumhuriyet Caddesi'nde. Yani 12 tane trafo var. Sonra bunlar 1939'da şey yapılırken, millileştirilirken bu şirket sayıları 16'ya kadar çıkmıştır. Hatta bunlarla alakalı Osmanlı arşiv belgelerinde, işte elektrik fabrikası ile alakalı çalışırken yer altından döşenen kablolar, bu trafolara ne kadar kablolarla ne kadar elektrik gücü geliyor, dağıtımında ne kadar voltaja kadar düşürülüyor, bunların hepsi o dönemki planlarda Osmanlı arşiv belgelerinde var. Aslında ekranı yansıtabilsem onların fotoğraflarını sizinle paylaşmak isterim. Hatta Atatürk'ün de ziyareti de var o dönemde. O trafolar o dönemden kalma. Hocam, 6 Ekim 1925 tarihinde Mustafa Kemal Paşa elektrik fabrikasını açmaya mı geliyor Bursa'ya? Yok, zaten açılmıştır. Ziyaret amaçlı geliyor. Bursa ziyaretlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Yılmaz Akkılıç bunlara değinmiştir. O esnada faaliyeti aslında geçmiştir ama ziyaret amaçlı gelecek. Hatta fabrikanın girişindeki fotoğrafta bir tak oluşturulur. Bursa Certenvir Kuvve-i geldiniz Gazi Paşa şeklinde süslenmiş bir girişi de vardır. İlk defa o zaman gelecek, şeylerde de bulunacak. Fabrika nereye düşüyor? Fabrika güzel. Nereye denk düşüyor hocam fabrika bugün? Fabrika bugün tam da aslında Limak elektrik şirketinin olduğu noktaya denk geliyor. Yani Stadyum Caddesi'nden Merinos'a doğru, Altıparmak'tan inerken o Stadyum Caddesi'nde köşede sağda kalıyor. Zaten o dönemde tabii bugün sadece küçük bir bölümde o şirketin yerini görüyoruz. Orada bir fabrika, bir santral ve bir depo bulunmakta. Bunların hepsi genel itibariyle tramvay hattı için mi dizayn edilmiş şeyler? Yani evlere ve iş yerlerine dağıtım oluyor mu bu trafolardan? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi elektrik öncesi sürece baktığımızda fenerlerle ve gaz lambalarıyla aydınlatma işi yapılıyor. O dönemki tabiriyle tenvir. Şehirlerin aydınlatılması önemli. Hem asayiş açısından önemli, hem insanların hayatlarının gece de devam etmesi açısından önemli. Daha sonra ilk elektrikle beraber şehir merkezine aydınlatma sağlanıyor ve sanayi. Bugünkü işte o altı parmak dediğimiz kısım, bu elektrik fabrikasında olduğu yer aslında o dönemde, bahsettiğimiz dönemde sanayi bölgesidir. O dönemde pek çok fabrika var. Bu fabrikalara da elektrik üretimi sağlanması içindir. Mesela İpek İş keza elektrik fabrikasından
elektrik gücünü almaktadır, kullanabilmektedir. Yani evlere, iş yerlerine, özellikle sanayiye elektrik sağlanması amacıyla özellikle tercih edilmiş. Dediğim gibi de zaten o dönemde o bölge sanayi bölgesidir. Diğer şehirlerle karşılaştığımız zaman Bursa'nın elektriğin gelmesi geç erken nasıl durumda? Şimdi şöyle, o dönemde ilk Türkiye'deki ilk santral 1902'de Tarsus'ta kuruluyor ama çok güçlü bir etkisi yoktur. İlk geniş kitlelere elektriğin verildiği yer İstanbul'dur. 1913'te Silahtara santralinin kuruluşuyla beraber. Tabii İzmir, Adana, buralara da yine elektrik veriliyor. Bursa, hani şöyle söyleyebiliriz, çok aslında bu konuda girişim var ama maalesef başarılı olmuyor. O dönemin önde gelen şehirlerindendir. Aslında daha erken de getirilebilir ama geç kalınmış da değildir. Dediğim gibi savaş koşulları dolayısıyla da. Ha şunu da söyleyeyim, biraz önce de söylediğim gibi kitlelere hitap eden bir elektrik üretimi söz konusu değil ama sanayide o dönemki tabiriyle otoprodüktör tesisler kurulmakta. Yani fabrikalar kendi elektriklerini kendileri üretmeye çalışıyorlar. Bu türden daha küçük bazda mikro ölçekte elektrik üretimi söz konusu ama dediğim gibi geniş kitlelere hitap edilmesi için ancak 1924 beklenilmiştir. Hocam 1924'e gelmezden evvel ahalinin tepkisi nasıl elektrikli yaşama Bursa'da? Var mı elimizde malumat bununla alakalı? Şöyle, tabii ki özellikle aydınlatma amaçlı olduğu için çok yaygın değil. Fiyatlandırmalar da yüksektir, sonraki dönemde de yüksektir. Zaten herkesin ulaşabileceği durumda da değil ama aydınlatmada kullanıldığında o fenerler döneminde daha çok var. Mesela gazetelerde karşılaşıyoruz. Çünkü sonrasında elektrikle beraber hızla yayılacak. Mesela elektrikle alakalı şöyle bir haber var. İlk başlarda düşük voltajda veriliyor. Tabii bu fiyatlara da yansıdığı için kimi makinelerin yanmasına sebep oluyor sanayide veya insanlar yeterince faydalanamıyorlar. Bu şekilde şikayetler var. Kimi şehrin kimi yerlerine henüz daha götürülmediği için karanlıkta kaldığından dolayı şikayetler var. Yani yeterli düzeyde değil ama mümkün olduğunca hızlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Elektrik aynı zamanda modern hayat demek bir bakıma. Bursa'da nasıl oluyor? Mesela sinema işleri falan elektrikle alakalı ya, o yüzden soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani 1933'te Hasan Halet, kendisi elektrik mühendisi, çok güzel tespitleri var. Elektriğin aslında Türkiye'ye gelmesiyle ilgili güzel tespitleri var. Oradan yola çıkarak söyleyeyim. Elektrikle alakalı diyor ki elektriğin gelmesiyle, kullanılmasının artmasıyla beraber hem asayiş sağlandı, asayiş daha çok arttı. Bununla beraber işte akşamları insanlar sosyalleşmelerini devam ettirdiler. Okumayı akşamları da devam ettirdiler. Bir de mesela radyonun kullanımının artmasının da altını çizer. Neden önemlidir radyo? Aslında o milli birlik ve beraberliğin sağlanması hususunda da önemlidir. Yeni bir rejimin, gazinin sesinin ülkenin her yerine mümkün olduğunca elektriğin ulaşabildiği her yere ulaşması açısından da önemlidir. Ve mesela yine Hasan Halet'in altını çizdiği noktalardan bir tanesi sinemalardır. Çünkü sinemalar hem sosyalleşme hem de yönünü batıya dönmüş bir Türkiye'den bahsediyoruz. O batılılaşma sürecinde de doğrudan bir örnek teşkil etmesi açısından özellikle önemlidir. Bursa'da da biz aynı şeyleri görmekteyiz. Sinema konusunda şark sineması, işte sonrasında 1932'de açılacak Türk Tayyare Cemiyeti tarafından açılacak Tayyare sineması, burada sinemaların gösterilmesi, tiyatroların düzenlenmesi daha da artacaktır. Tabii ki konserler, hem dediğim gibi sosyalleşmenin, insanların bir araya gelmesi, hem yeni rejimin o devrimlerinin tanıtılması, aktarılması, bunların hepsi de tabii ki elektriğin olumlu etkileri olmuştur. Bu ilk yapılan sözleşmeye göre hocam bir 75 yıl süreyle Bursa Belediyesi'ne verilmiş imtiyazı var.
Bu tabii ondan sonra gerçi iptal ediliyor sürekli ve yeni sözleşmeler yapılıyor ama o kural geçerli oluyor mu yoksa sonra o sözleşme kalkınca geçiyor mu? Yok, devam ediyor. Mesela 1924'te yapılan sözleşmede 66 yıla düşürülüyor aslında o şey. Fakat dediğimiz gibi hani sözleşmenin içerisinde isterse devredilebilir veya şartlar uygun olmazsa değiştirilebilir şeklinde ifadeler de var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ilk Fransız şirketi satın alıyor ama 1932'de İtalyan şirketi Marelli şirketine bırakılıyor. Bir de bu dönemde 29'dan sonra aslında ekonomik krizden sonra da biliyorsunuz tüm dünyada özellikle Avrupa'da kendi içine kapalı ekonomik yapıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu süreçte de aslında harcamaların artması dolayısıyla da bu şirketlerin satılması birazcık daha millileştirme sürecine katkı da sağlamıştır. O yüzden hani sonraki dönemde sorun olmayacaktır ama 24'te yapılan sözleşmede 66 yıl olarak belirtilir. 1924'te Peki hem 19... sen söyle ben başka bir şey söyleyecektim 24 ile alakalı. Ben de gene 24'ten girecektim de 24 ve sonrasıyla alakalı şehre böyle hani Bursa'nın elektriği var diyebileceğimiz kıvama hangi tarihlerde geliyor aslında? Tamamen aydınlatma anlamında. Bu çok daha geç dönemler tabii ki. Evet. Yani onları şehir merkezi çok pardon. Hatta ben size rakamlarla belirteyim. Abonelerinle alakalı. Mesela 1926'da 912 tane abonesi vardır elektrik şirketinin. 1927'de 2298'e çıkmıştır. İnanılmaz hani bir artıştır. 1930'da 5048, 31'de de 5678. Yani tabii ki yine de çok sınırlıdır bu. Sanayide de keza gittikçe yıl yıl bazında şimdi rakamlarla boğmak istemem sizi. Sanayide de büyük bir artış var. Zaten bu dönem pek çok fabrikanın kurulması dolayısıyla da artışlar söz konusu ama daha geç dönemlerde tamamen elektriklenmesi ve tabii ki şeyden sonra daha hızlanıyor. Millileştirilmesi sonrası daha hızlanıyor çünkü millileştirildikten sonra Merinos'la bir anlaşma yapılıyor. Merinos fabrikasıyla biliyorsunuz Merinos'un da kendi o dönemde elektriğini üretebiliyor. Özellikle de kömürle çalışan makineleri söz konusu. Bu ilk bahsettiğimiz elektrik şirketi dizel motorlar kullanıyor. Bu da ne demek? Dizel motorlar dışarıdan alındığı için, ithal edildiği için bu yüzden daha pahalıya mal oluyor. Hatta insanların en çok şikayet ettiği mevzulardan bir tanesi bu. O dönemin gazetelerinde, Cumhuriyet gazetesinde görüyoruz. Fiyatlandırma yüksek. Artı mesela her ayın 20'sinde eğer kesilmesi gerekiyorsa fatura mesela 5 gün 10 gün önceden 5 gün önceden gelip faturalar kesiliyor. Buna neden yapıyorlar? Her sayaç okumada sayaç bakımı, tamiri ve kirası alınıyor. Böyle olunca da tabii ki daha fazla halktan işte para alınmış olmakta. Bundan dolayı şikayet edildiğini görmekteyiz mesela. Bu fiyatlandırmalar yüksek olduğu için de herkes bunu çok rahat ulaşabilir durumda değil. Ancak işte Merinos fabrikasının devreye girmesiyle belediye ile Merinos beraber elektrik üretme konusunda anlaşma yaptıktan sonra daha çok da yayıldığını göreceğiz. Hocam ben sizin çalışmanızı da okumuştum. Orada tesadüf etmiştim. Şey diyor, Ertuğrul Gazetesi'nden bir iktibas yapıyorsunuz 1924 ile alakalı. Camilerde bir elektrik ihtiyacı varmış. O dönemleri biraz anlatır mısınız? Ramazan sonrası özellikle şey Ramazan'da teravihlerde herhalde böyle bir ihtiyaç hasıl oluyor. Yani insanlar elektriği hemen bir şey bulmuşlar kendilerine, yakınlık kurmuşlar herhalde. Tabii tabii yani konfor çok hızlı alışılabilen bir şey biliyorsunuz. Kamuya açık alanların hepsinde zaten en başından itibaren yani 1906'daki yapılan sözleşmede de özellikle bunların altı çizilmiştir. Hatta onlara tabii ki daha işte %20'ye varan bir indirimle belediyelere, karakollara,
pardon camilere, karakollara, okullara verilmesi. Hatta aslında bu kitaba koyamadım ama daha sonra ekleme yapmayı düşünüyorum ya da başka çalışmalarla. O dönemin belgeleri mevcut. Camiler, karakollar, okullar hepsi bu şirkete borçlanmış durumdadır. Hepsi çok yüksek miktarlarda. Tabii özellikle camilerde işte Ramazan dönemi insanların bir araya gelmesinde insanların birlikte olduğu yerlerde elektriğin artısı olduğu için bundan çok dediğiniz gibi eksikliğini gördüklerinde şikayetçi oluyorlar. Peki hocam o günkü abonelerin yani az önce saydığınız işte 917 civarındaydı 1916'da işte Cumhuriyet sonrası 2000'lere yükseliyor. Bu abonelerin satın aldığı elektrik ücretleri bugünle kıyasladığımız zaman pahalı mı diyebiliriz? Şimdi derken şu son 3 aylık değil herhalde değil mi? Daha şey şu an değil. Evet. Çok farklı yani. Yani bu evet son şeylerden önce pahalıydı. Yani 5-6 misli hatta yani yaklaşık 10 misline kadar çekebiliriz ilk dönem gelen elektriğin. Şu an hani aslında hani benzer de bir süreçte yaşıyoruz. Bu özelleştirmenin getirdiği bir şey, durum. O dönemde de aslında bunu görüyoruz. Kendi yani şirket kendi verdiği kararlar doğrultusunda kim zaman kapatabiliyor. Mesela elektrik kesintileri çok fazla oluyor. Hatta işte biraz önce söylediğim gibi voltajı düşürüyorlar. Bu da makinelere zarar veriyor. İnsanlar işte yine bir Cumhuriyet gazetesinde şöyle diyor. Sokaklardaki lambalara baktığımızda kıpkızıl mum ışığı gibi görünüyor. Voltajlar düşük olduğu için. Tabii bu tür şeyler yaşanabiliyor. Bir de fiyatlandırma. Hatta bununla alakalı çok şikayet oluyor. Nafia vekaletiyle görüşmeler yaparlar. 1930'ların başı düşürülmesi gerektiğini söyler. Fakat şirket kendisi Nafia vekaletinin bu kararına karşılık tam tersi şeye gidecektir. Fiyat artışına gidecektir. Dediğim gibi bu tür durumlar o dönemde oldukça sık yaşanıyor. Uludağ peki ne zaman aydınlanıyor hocam? Var mı bilgimiz tarihiyle alakalı? Yok, onunla alakalı. Yalnız hani şunu söyleyebilirim. Yani tabii ki çok çok geç bir dönem. Bursa köyleriyle alakalı bir dönem bir çalışmam. Daha doğrusu doktora tezim benim kırsaldaki değişimle alakalıydı. Sadece tez için 60 küsur, hani toplamda 100 kadar köy gezdim. O dönemde Bursa köylerini, dağ yamaçlarındaki köyleri de dolaşma imkanı buldum. Yani en erken hatırladığım oralarda 70'ten önce elektriğin gelmesi söz konusu değil. İşte Orhaneli, Keles, Büyük Orhan o civarlarda 70'ten önce hatırlamıyorum elektrik gelen. İlçeler de hemen hemen aynı tarihe mi denk gelir? İlçeler artık elektriğin dağılmaya başlaması. Tabii, evet yani tabii bu anlamda Mudanya, Gemlik ve İnegöl aslında çok yani çok daha önce çok demeyeyim de daha öncedir. 1933 yılında Mudanya'nın, Gemlik'in ve İnegöl'ün bu konuda elektrik sistemlerinin hazır olduğu, Yenişehir ve Karacabey, Kemalpaşa'nın ise onların da çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. 1933'te tabii Mudanya, Gemlik ve neden İnegöl? Burada da sanayi var. İşte yağ hanelerin olması, atölyelerin olması. Bu yüzden elektriği bu bölgeye daha önce gelmesini sağlamıştır. Eyvah. Diğer daha... Hocam 1906-1939 arası elektriği anlattınız bize Bursa'daki. Göstermek istediğiniz başka fotoğraflar var mı? Var. Eğer uygun olursa onları da göstermek isterim. Lütfen. Bir dakika. Şu an gözüküyor mu? Evet hocam görebiliyoruz. Şimdi aslında biraz önceki anlattıklarımla beraber de değerlendirmek istiyorum. Mesela Cumhuriyet'in ilk yılları Atatürk Caddesi'ni görüyoruz.
Bu elektrik direkleri de gözükmekte burada Atatürk Caddesi'nde. Burada tabii bahsetmişken Raif Kaplanoğlu'na da buradan teşekkürlerimi ileteyim. Bu çalışmada onun da çok katkısı var, sağ olsun, arşivini açtı. Mesela biraz önce... Efendim? Saygıyla ve sevgiyle anıyoruz kendisini. Evet, evet, kendisini. Mesela şu anki gördüğünüz ekranda 1932 yılına ait Türk Tayyare Cemiyeti'nin açmış olduğu Tayyare Tiyatrosu ve orada işte mesela Mucit filminin afişini görmektesiniz. Aynı zamanda yine ekranda elektrik tellerinin de geçtiğini, elektrik direklerini de görmekteyiz. 1932 yılına aittir. Halk Evi binası, daha sonra Halk Evleri kapanınca Ahmet Refik Paşa Tiyatrosu olacak, biliyorsunuz. Yine o dönemde hani Bursa'nın ilk Cumhuriyet dönemi başlarında o modernleşmenin hızlandığı dönemde de özellikle Halk Evi'nin de çok etkisi var. Bu kültürel faaliyetler bağlamında. Tiyatro faaliyetleri bağlamında Atatürk dönemlerde yine şehrin elektrikle beraber modernleşme sürecinde ele aldığım yine bir Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı elektrik direklerini görmektesiniz kenarlarda. Artık şehir merkezinde özellikle elektrik çok daha yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu daha öncesine ait bir şey. Fenerlerle aydınlanıyordu daha öncesinde demiştik. Gaz lambaları ve fenerler kullanılıyor. 1906 yılı fenerlerle alakalı da şunu da söyleyeyim. İlk mesela Faruk Üsküdar'ı, Kazım Baykal'ın anıları içerisinde Bursa'nın o dönemdeki aydınlanmasıyla alakalı anılarından da bahsederler. Bu fenerlerin yakılması belediyenin görevidir. Daha önce mülazimler tarafından gerçekleştiriliyor. Daha sonra belediye tarafından bir görevli sabahları gidip kapatıyor ve zaten içerisine koydukları gaz sabaha kadar yanıp yanacak kadardır. Sabahları gidip bunları kapatıp camlarını temizliyor, lambalarını temizliyor. Akşam da yine gelip aynı şekilde yakıyor teker teker bu fenerleri. Gaz lambalarını. Mesela Bursa Setbaşı'nda yine fenerleri görüyoruz şu aydınlatma amaçlı evlerin yanlarında. Mesela biraz önce elektrik fabrikasını sormuşsunuz bugün nerede diye. Bugünkü binanın caddesinden Merinos'a doğru inerken bu Mahmudiye Caddesi, tabii eski ismi Mahmudiye. Şimdi Ulu Yol'dan işte, şeye doğru inerken Merinos'a doğru gelen yer oluyor. Burası eski, aynı zamanda demir yolu hattının da bir kısmının geçtiği yerdir. Mesela o dönem yine arşiv belgelerinden çıkan şeylerden bir tanesi yüksek gerilim hatları için kullanılan kabloları gösteriyor. Bunlar tüm hepsi ayrıntılı olarak arşivde. Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuleli trafo, 1926 yılında çekilmiş fotoğrafı ve 12 tane trafo var dedik tüm Bursa'da, o dönemki Bursa haritası. Elektrik tarihine araştırmaya götüren neden? Birazcık tarım kırsaldaki değişim üzerineydi. Bursa ile alakalı arşivde araştırma yaparken, belge tararken elektrik fabrikasıyla karşılaştım. Ve sonrasında da epeyce bir belge var. Hem Osmanlı arşivinde hem Cumhuriyet arşivinde. Bu çalışılmamış olduğunu görünce tabii çok büyük bir keyifle çalışmaya başladım. Fakat tabii çok tedirgin olarak çalıştım. Çünkü alanım dışında elektrik, biraz önce mesela planlardan, işte birimlerden farklı bir terminoloji söz konusu, bir tarihçi olarak çok dışında olan konular.
Bu yüzden de epey tedirgin olarak aslında çalıştım. Mümkün olduğunca teknik konulara girmemeye çalıştım. Yazılan şeylerleri teker teker kontrol etmeye çalıştım. Hatta bu konuda tabii ilk çalışmaya başladığımda konuyla alakalı genel bir yazı kalemi almış olan Mümin Ceyhan, kendisi de biliyorsunuz elektrik mühendisi, konuya da hakim. En çok da ondan tedirgin olarak bu eseri kaleme almıştım. Hatta kitap çıktıktan sonra, kendisinin eline dolaştıktan sonra beni aradı. Kitabı okuduğunu da söyledi. Hatta ben kendisi özellikle hızlı bir şekilde okuyup geri dönüş yapmasını istedim. En çok merak ettiğim, hatta dedim ki ben en çok sizden tedirgin olarak kalem aldım diye. Sağ olsun, çok güzel, 2 gün içerisinde okuyup geri döndü. Zaten hani çok şey bir kitap değil. Çok güzel sözler söyledi. Tabii bu da benim bir tarihçi olarak çok hoşuma gitti. Farklı bir alan aslında insanın biraz ufkunu da açıyor. Aslında her şey, tarih her şeyi kapsıyor. Yani oradan belki birleştirmeye çalıştım. Umarım okuyucular için de keyifli olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Görüşmelerde İnşallah. online'dan bu tür, tabii bu da modernleşmenin getirdiği, tıpkı Evet. elektrik gibi. Bunun da ayrı bir tabii konforu var. Yani oturduğumuz yerde, evimizin konforunda bu sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Biz ederiz teşekkür hocam. ederiz hocam. Yeni bir yayında görüşmek üzere.